Dolayısıyla kutuplar arasında. Sürem daraldı. Evet. Çok kısacık bir yanıt alabilirsem. Birkaç gündür çok konuşulan bir şey var. Bu çiftlik bank meselesinden daha hüküm verilmemiş olmasına rağmen aslında af kapsamına girdiği söyleniyor. Bu doğru mudur hukuken? Yani böyle bir şey var mı efendim? Efendim şöyle. 30 Mart 2020'den önce işlendiği için bu suç. Öyle değil mi? Suç tarihi 30 Mart 2020. Bu suçtan kişi, bu şahıs yakalandığında hakkında hüküm verildiğinde bu infazdaki iyileştirmelerden yararlandığı için daha erken serbest kalma ihtimali olacaktır. Ancak avukatım şunu belirtmem lazım. Bu kişi birden çok kişiye karşı dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Her bir sanık için 4 yıl alsa belki 100 yıl ceza alacak. Yani söylenildiği gibi 6 yıl cezasının indirilmesi ona cezasızlık algısı getirecek kadar önemli değil. Bu bilgi yanlış o açıdan. Anladım. Doğru, tamam. Yararlanacak. Ancak birden çok kişiyi dolandırdığı için yüzlerce kişiden bahsediyoruz. Her biri için ayrı ayrı 4 yıl alacak. Atıyorum 120 yıl alacak bu kişi. Bunun cezasını sonuç olarak son 6 yılı affedilmiş olacak. Evet, onun açısından geçerli değil bu. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha uzun da konuşuruz inşallah, daha sağlıklı günlerde yine stüdyomuzda da ağırlarız. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Bana halkı aydınlatma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bunlar önemli. Halkımız adalet istemedikçe bu ülkeye adalet gelmeyecektir. Doğru. Bu önemli. Bu şeyin manşeti o. Hakikaten. Halk isteyecek Ahu Hanım. Halk isteyecek. Halk yargı bağımsız olsun isteyecek. Halk yargıçlarımıza dokunmayın isteyecek. Doğru. Halk suçlar arası ayrım yapılmasın isteyecek. Tabii. Halk buna tepki verecek. Bunun için buradayım. Peki. Çok teşekkürler. Çok doğru. Hakikaten biz istemezsek olmaz bazı şeyler. Hocam bir iki yorumunuzu alayım. Sonra bu şeye geçmek isterim.